Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Kasım Pazar. ABD Aquadag Hipodrom'daki Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Ganyan ilk ayağı çoğu zaman olduğu gibi maiden koşuyla başlıyor. İlk ayak saat 21.19'da 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden koşu. Bu koşuya geçmeden önce yurt dışında bu koşuyla ilgili Aquadag 15 Kasım Andy Serling ve Anthony Stable'ın yorumlarına yer vereceğim. Dördüncü koşu bizim ilk koşumuz oluyor arkadaşlar. Dokuzuncu koşu da bizim altıncı ayak oluyor. Koşu aralarında bunu vermeyeceğim. Kafa karıştırmasın diye. İhtiyaç duyan arkadaş buraya gelip buradan bakabilir. Tekrar söyleyeyim. Dördüncü yarış bizim Altılı Ganyan'ın birinci ayağı. Dokuzuncu yarışta bizim Altılı Ganyan'ın altıncı ayağı. Şuradaki turf çim dörtte kum alınırsa tuttukları isimler bunlar. Burada görüldüğü gibi. Arkadaşlar bu koşular dün böyle benzer bir koşuda sonuncu at geldi 51 lira Ganyan'la. Tehlikeli yarışlar çünkü atların fazla bir performansları yok. Bazıları da ilk kez start alıyor. Antrenörü ve jockey vasat da olsa kazanabiliyorlar. Her ne kadar burada bir sıralama yapıyorsak da iş biraz şansa kalıyor gibi gözüküyor. 6 numaralı Hit Boah öne çıkan isim Joel Rosario ile start alacak olan an itibariyle de %37'ye ulaşmış. Daha sonra 1 numaralı Command and Control var Javier Castellano ile start alacak olan. 9 numaralı Sobster Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. 8 numaralı Lutz Carson Boogie John Velasquez ile start alıyor. 2 numaralı Temperament Twist var. 5 numaralı Sugar Surge ve 4 numaralı Harper's in Charge var benim sıralamamda ama dediğim gibi sürprize açık oluyor bu koşular biraz da şansa kalıyor. Çok at yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Sadece son 3 koşunun diğer yabancı sitelerinden sıralamalarına yer verebileceğim. Çünkü ilk 3 ayak çıkmamış henüz. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında da an itibariyle %49 AGF oranına ulaşmış olan ve Jose Ortiz'de start alacak olan kontrol grup tek yazabilirsiniz gibi geliyor. Koşu performansına bakayım. Kontrol grup Jose Ortiz'de start alıyor. Son startını da 4 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. 25 bin dolar toplam ikramiyeli bir satış koşusu. Bugünkü de 32 bin dolarlık satış koşusu toplam ikramiyesi 55 bin olan bir yarış. Kontrol grup 1700 metre kum pistte ki bu koşuda biraz ağır basıyor öne çıkan bir isim. Tek yazabilirsiniz. Alternatif arayanlar için de 6 numaralı Türk antrenör Mertkan Kantarmacı'nın antren ettiği Rad Ortiz Junior ile start alacak olan bir önceki startındaki 1700 metre kum pistteki koşuyu kazanan 3,5 boy farkla son startında da yine 1600 metre kum pistte ıslak zeminde 1.43.65 derecesiyle ikinci olan koşuyu kazanan safkanın derecesi bu. O koşuyu 1.43.65'te Creative Style kazanmış. Flowers for Liza'da, Liza'da bu koşuda ikinci olmuş. Bazı arkadaşlar soruyor ya bu dereceler çok biraz bizim atlara göre daha iyi diye maalesef öyle şuradaki derece verilen derece koşunun bitiş yani koşuyu kazanan safkanın bitiriş derecesi sonda gördüğümüz isim numara grubu. Şurada gördüğümüz sıralamada çoğu arkadaşın bildiği gibi bu atın koşuyu kaçıncı bitirdiği. Alternatif olarak da Rad Ortiz Junior ile start alacak olan Flowers for Liza'yı önerebilirim diyorum. Geldik Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir maiden koşu. 1 ve 16 ekürü gördüğünüz gibi. Burada 6 numaralı Linear Thinking Rad Ortiz Junior ile start alacak olan Chad Brown antrenörlüğündeki bir isim. İlk kez start alacak kariyerinde %39 AGF oranına ulaşmış durumda. 6 numaralı Linear Thinking'den sonra 7 numaralı
Candace, o var, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Declaration of War yavrusu kariyerin ilk startında 1600 metre çim pistte bir boydan az bir farkla dördüncülüğü var. 10 numaralı Fuchsia, pardon düzeltiyorum, 10 numaralı Brian Bella, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Daha sonra Ekürisi 15 numaralı Trafik Lane ile eküri olan 1 numaralı Never Content var. Sırada en üstteki isim Never Content. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Burada koşu kumanlarsa da arkadaşlar 13 numaralı Palm, daha doğrusu koşudan çıkan at olursa start alacak olan 13 numaralı Palm Court var. Javier Castellano ile start alacak gözüküyor. Bir de koşu kuma alınırsa start alacak olan ve 1600 metre kum pisti kariyerinin ilk startında ikinci olan Wedding Band Candy Ride yavrusu yazılabilir. Geldik altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. Burada arkadaşlar öne çıkan isim 9 numaralı Beachside, 78 handikap puanına sahip. 9 numaralı Beachside Jose Lescano ile start alıyor. Bir önceki startında 1700 metre çim pistte ikinci olmuş bir boydan az bir farkla. Beachside'dan sonra 1 numaralı vites var. Charlie Marquez ile start alacak olan bir isim. Limes Map yavrusu. Ve burada son yer vermek istediğim isim 10 numaralı Mongolian Hero George Vargas Junior'la start alacak olan isim. Bu üç isim buraya yeter gibi gözüküyor. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Evet, 9 numaralı Beachside 2.62. Yorumlara geçmeden söyleyeyim. Diğer koşuların ki yoktu arkadaşlar burada. O yüzden bu koşudan itibaren verebiliyorum. 9 numaralı Beachside 2.62, vites 1 numaralı 4, Mongolian Hero 4.33, My Amanjena 9.50, Quantarelli 11, Honorable Avenue 26, Fotis, Glenn Likes, Gene, Dublin Green, King of American sıralamasıyla ekranda gördüğünüz şekilde. Bunu kapattık. Geldik günün 5. ayağına. Günün 5. ayağı da 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 1 numaralı Steam Engine ve 10 numaralı Zonic Ecurie gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar benim ilk tuttuğum isim 2 numaralı Beers Mafia. Kariyerindeki son 6 startını rahat kazanmış. 4 boy, 4 boy, 6 boy, 13 boy, 3 boy ve 6 boy gibi farklarla kazanmış. Bu koşu şartlı satış koşusu 40 binlik, 40 bin dolarlık, toplam ikramiyesi 74 bin dolar. Beers Mafia Dylan Davis ile start alıyor. Bana göre yeni bir birincilik ekleyebilir bu son 6 startına. Son startındaki 1200 metre kum pistte Belmont Park'taki koşuyu 55 bin dolarlık bir şartlı koşuyu 1.09.84 derecesiyle kazanmış bir isim. 4.5 boy farkla yine aynı jokey ile. Daha sonra 9 numaralı Tale of Union geliyor. John Velasquez'e start alacak olan bir isim. O da son 3 startını birini kazanmış. Diğer ikisinde de ikinci olmuş. Kazandığı startı 1200 metre kum pistte 1.09.24 derecesiyle son startında ikinci olmuş. Yarım boy farkla Tale of the Union. Daha sonra 3 numaralı Gandhi Dancing var. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Son startındaki bu beşinciliği bir Black Type koşuda ondan önceki bir 64 bin gibi üst grup sayılabilecek bir koşuyu 1200 metre kum pistte 1.09.61 derecesiyle 2 boydan fazla bir farkla yine Javier Castellano ile kazanmış bir önceki startını Gandhi Dancing. Daha sonra burada ekürler var arkadaşlar. 1 numaralı Steam Engine ve 10 numaralı Zonic. 10 numaralı en üstte 10 numaralı Zonic ile ekürü olan ve son startında 1300 metre kum pistteki koşuyu
bir boydan biraz fazla bir farklı yine aynı jokeyle kazanan 1.16.73 derecesiyle kazanan Steam Engine yazılabilir. Burada 6 numaralı Morgan Rightfull var. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 86 handikap puanına sahip ve burada son olarak yer vermek istediğim sürprize açık bir isim olarak gördüğüm Kendrick Carmus ile start alacak olan bir isim ve o da yine aynı jokey ile bir önceki startında 65 bin dolarlık bir şartlı koşuda ikinciliği var. Morning Breeze onlara yazılabilir. Bu yarışın yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak 2 numaralı Bears Mafia 3.25, Tale of the Union 3.5, Steam Engine 6, Gandhi Dancing 7, Morgan Rightfall 8.5, Runaway Loot 15, Zonic 19, Power of Pintner 19, Morning Breeze 29 ve Mr. Pete 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ganyanın son ayağına. Biraz yakın isimlerin yer aldığı bir koşu performans anlamında. 3 ve yaşlı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte Winter Memory Stakes koşu. Dişi İngilizlere mahsus. Koşuda 2 numaralı Selflessly ve 5 numaralı Do Poli öne çıkıyor. Ben de bu isimlere öncelikli olarak yer vermek istiyorum. Her ikisi de Chad Brown'un antrenör ettiği isimler. 5 numaralı Do Poli Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Kariyerindeki 4 startında 2 startını kazanmış. Son grup 3 koşuda 5.liği var Do Poli'nin. Ekürisi 2 numaralı Selflessly de Javier Castellano ile start alıyor. O da bir önceki startında bir grup 3 koşuyu kazanmış. 1.36.06 derecesiyle 1600 metre çim pistte. Burada diğer bir isim 1 numaralı Speak to Me of Summer son startında bir grup 2 koşuda ikinciliği var. 1600 metre çim pistte Joel Rosario ile start alıyor. O koşuda da aynı jokey ile start almış. 1 numaralı Speak to Me of Summer. Burada son olarak da arkadaşlar John Velasquez ile start alacak olan Vigilantes Way var. Yazmanızda fayda var. Son ayağın üçüncü atı olarak ekürler 1 ve 3 numaralı isimleri öneriyorum bu ayakta. Bu ayağın yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak burada şunu da söyleyeyim. 8 numaralı Thankful var. Koşu kumanlarsa start alacak olan bir isim. Son iki startında üst grup sayılabilecek iki koşuyu 3 boy ve baş farkıyla kazanmış. Thankful koşu kumandırsa mutlaka yazılması gereken bir isim. Koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakacak olursak koşunun kuma alınması durumunda start alacak olan Thankful 2.37, Speak to Me of Summer 3.5, Duopoly 3.75, Reluctance Way 4, Selflessly 6.5, Crystal 8.5, Facciolo 15 ve High Opinion 26 ile gördüğünüz gibi sıralanmışlar. Geldik altılı ganyan şablonuna. Evet arkadaşlar altılı ganyan şablonu şu şekilde. Bunlar naçizane benim size önerdiğim isimler. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarıyla kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz tabii ki. Bütçenizi aşan kuponlar yapmayın diye söylüyorum. İlk koşu bir maiden koşu. Sürprizlere açık oluyor genelde. Burada 7 isimle geçtik burayı. 6 numaralı Hit the Wall'la başladık. 1 numaralı Command Control. 9 numaralı Substar. 8 numaralı Lutz Cotton Boogie, 2 numaralı Temperament Twist, 5 numaralı Sugar Shores ve Harper's in Charge 4 numaralı. İkinci ayakta 2 numaralı Control Group, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Ben tek olarak tutuyorum. Geniş bütçeli kuponlarda oynamak isteyen arkadaşlar Mertkan Kantar maçının antren ettiği Flowers for Liza'yı yazabilirler. Üçüncü ayakta gene bir maiden koşu. 6-7-11 Linear Thinking ilk kez start alıyor. Candace O ve Brinabella 1 numaralı Never Content 15 ile ekürü olan. 13 ve 14. 13 koşudan çıkan at olursaydı sanırım 14'te koşunun kuma alınması durumunda start alacak olan bir safkan. Geldik 4. ayağa 3 atla geçtik. 9 Beachside öne çıkıyor. 1 numaralı Vites ve 10 numaralı Mongolian Hero yeterli gibi gözüküyor bu ayak için. Daha sonra 2 numaralı Bears Mafia
ilk tuttuğum isim 9 numaralı Tale of the Union ve 3 numaralı Gandhi Dancing. Daha sonra 1 numaralı Steam Engine ve Ekürler'den Zonic ile 1 numaralı Steam Engine, 6 numaralı More Grateful ve 5 numaralı Morning Breeze de sürpriz olarak yer verdiğim isimdi. Son ayakta da 3 isim önerdik arkadaşlar. Ekürler 5 Duopoly ile ekür olan 2 numaralı Selflessly, 1 numaralı Speak to Move Summer ve 3 numaralı Vigilantes Way burası için yeterli gibi gözüküyor. Burada 8'i de söyleyelim. Koşu kumandanırsa mutlaka yazılması gereken bir isim Thankful. Arkadaşlar hepinize mutlu ve bol şanslı bir pazar diliyorum. Önümüzdeki çarşamba günü sanırım yabancı yarışta görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.